Bir daha söylüyorum, seçin hangisini yapalım meslek. Bismillahirrahmanirrahim. İhlas, dosturu muhafaza etmek, sadakat, fedakarlık meslek dersi yapacağız bu akşam. Sebat ve metanet, Risale'nin dostluğundan değişmezliği, takvayı muhafaza etmek, imanı kurtarmak, sizi sunuyorum. Hangisini isteyeceksiniz? Ciddiyet ve vakar, ihtilaf çıkarmamak, tesanüt etmek, ittifak etmek, iktisat, siyasetten uzak durmak, o çok oldu. İstina, o da çok oldu. Tarafkirlik dediniz galiba az önce abi. Tarafkirlik, tut o şeyini. Belki onu değiştirecek başka bir şey gelir. Müsbet hareket etmek, tebliğ ve neşir vazifesi, tarafkirliği terk, adaveti terk etmek, enaneti terk etmek, riya, şöhret ve teveccühü naz terk etmek, rekabeti terk etmek, hubbuca, çabuk okuyorum ki dersimden kapmasın, ayrılması, şey azalmasın. Menfi milliyetçilik, dar ve geniş daire farklılığı, gayet sahip olmak, hürmet etmek esastır, keyfiyet, kalite, meşveret ve şuura, Risale-i Nur eserlerinden esas almak, nazarları ona çevirmek, ona teslimiyetle kanaat etmek, 27, şahsı değil, kitaba esas almak, 28, Ali Beyt muhabbeti, 29, hastar dairesinin varlığı Risale'nin esastır, 30, vakfı hayat, 31, dershane hizmetleri, 32, hattı Kur'an'ı muhafaza etmek esastır, vazife ile karışmamak, dostur. Herkes bir tane tutmuştur. Tarafkirlik diyorum abi. Dar geniş daire abi. Dar ve geniş daire. Yasin? Keyfiyet, kalite. Kalite. Bir taneden iki tane olmayacak galiba. İki olursa olmayacak. İki olursa olmayacak. Doktorum? Risale-i Nur düsturları değişmezdi. Evet. Yani niye değişmiyor Risale-i Nur düsturları? Evet. Ben de o tarafa... Acayip bir şey, evet. Kaçıncı madde? Üçüncü Risale-i Nur... Risal eserlerin esas almak ve nazar yok. 3 müydü? Yok. 3 ya da 4. Sadakat, Risale-i Nur meslek dostluğundan değişmezliği. 4. Maşallah doktorum. 70. sayfa. Hiç niyetim yoktu. Benim niyetim de başkaydı. Vay be. Allah ya Rabbi istifa ettirme nasip. Allah istifade etmeye Rabbi nasip et. Allah. Vay be. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Risale-i Nur hizmetinde temel teşkil eden ve aşağıda kısmen tespitleri yapılmış olan meslek dosturlarının değişmezliği de esastır. Hakiki keyfiyete medar ve Risale-i Nur'un hizmet hayatında hiçbir zaman değişmeyecek olan bu esaslar, Nurculuk hareketinin ehemmiyetli dosturlarından bir kısmıdır ki, hastar dairesinin vasıfları ve temelidir. Bu hizmet dosturlarının ekseriyetini ihtiva eden Hizmet Rehberi ismindeki eserin mukaddemesinde bu hizmet dosturlarının değişmezliği ve Risale-i Nur'u her meselede merci tutmak gerektiği anlatılırken şöyle deniliyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Hizmet Rehberi'nin başındaki paragraf bu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri meslek ve meşrebine dair Kur'an'dan ders aldığı çok muazzam bazı hakikatları hizmet imaneti bulunan Nur şakirtleri için daima tazelenen bir dersimiz ve her vakit temessük edeceğimiz, yapışacağımız, değişmez dosturumuz, maddi ve manevi her türlü engeller karşısında muvaffakiyete, rıza ilahiye isal edici en emniyetli rehberimiz manasıyla neşrediyoruz, diyor. Çünkü Risale-i Nur'un dairesi çok genişlemiş. Niye? Dostlara ihtiyacımız var. Risale-i Nur'un dairesi çok genişlemiş. Çok muhtelif efkar ve mizaç sahipleri, çok muhtelif fikir ve fıtrat sahipleri bu hizmet safında yer almışlardır.
Elbette bütün efkar, kanaat, meslek ve meşrepler üstünde makam-ı sıdıkiyette yer tutmuş, şahs-ı manevi Ali Beyt'i mümessili olarak hizmet-i Kur'an'ın başına geçmiş. Hazreti Ali radıyallahu anh mesela dün yayınladım. Hazreti Ali'nin den ölçüler diye ve onun kitabını okumuştum, hulasa etmiştim. Eskide onu ortaya çıkarttım. Diyor ki, amelen insanlar üstüne geçmeyen neseben geçemez diyor. Yani kimse nesebiyle övülmesin. Hani amelen geçemiyorsa neseben geçemez. Ben peygamberin neslindeyim. Ben falanca mensubum. Falanca kamindenim. Yok böyle. Şeyde de hadis-i şerifte de Allah'a karşı üstünlük nerededir? Takvadadır. Şöyle bir soru hatırıma geldi de. Ben falan cemaattenim deyip de Olmaz. Yani. Niçin olmaz? Soyla olmadığı gibi. Buna da olmaz. Mensubiyetimizle de. Olmaz. O cemaat hakikaten kaliteliyse, hakikaten mücedidse, hakikaten senin anlattığın gibi bir cemaatsa, senin hayatına tesir etmesi lazım. Senin yani bir Galatasaray, Fenerbahçe gibi tarafkir olarak o cemaati lanse etmek, konuşmak, tarafkirliğini her fırsatta söyleyip ama yaşamamak sana bir şey getirmez o. Çünkü Risale-i Nur dairesi, nurculuk, tarikatçılık, Mahmud Efendi cemaati yani dini cemaatler hiçbirisi dava değildir. Dava İslam'dır. Ne derler bunlar? Dava içinde Burhan'dır. Ben şimdi diyorum nurculuk çok iyi. Ama sahtekarlık bende. Yalan bende. Sözünde durmamak bende misal. Namazı son vakitte kılmak bende. Takva falan yok. Televizyon kırla gidiyor. Videoyu hiç kaçırmıyorum. Dizilerin peşindeyim. Ondan sonra papağan gibi nurculuk çok iyidir. İyi ise hayatında göster. Neresi iyi? Hayatında gözükmüyor. İyi olan bir şey bana söylemiyorsun ki. Sofrada çorba olunca ralantide çalışıyor elin. Baklava olunca seri çalışıyor. Madem bu kadar şey, çorba çok iyidir arkadaşlar. Niye ralantide çalışıyor elin? Böyle yavaş. Ha? Çok iyidir nurculuk. Hayatında niye yok? O ki inanıyorsun. Niye uymuyorsun? Çok iyidir. Sen uymuyorsun. Milleti uymaya davet ediyorsun. لِمَ تَكُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığın şeyi niye söylersin? Ne söylersiniz? Söylenmez mi? Söylenir ama tesir etmez. Ben namaz kılmıyorsam, namaz kılın demek denilir ama tesir etmez. Tesir etmez. O zaman hayatında olması lazım. Peki hayatında nasıl olur? Yani asın cemaati mücedidinde en büyük sıfat ne olabilir? Tamam. Mücedidlikte en yüksek sıfat benim okuduğum layıkalarda gördüğüm şu. Fatiha suresi. Öyle bir şey söyleyeceksin ki, bir söyleyeceğim şimdi. İçinde ihlas olsun. İçinde sadakat olsun. İçinde takva olsun. İçinde ciddiyet olsun. İçinde metanet olsun. Tamam? Öyle bir şey söyleyeceksin. Nedir o? İstikametli sadakat. İstikamet. Ama istikametli sadakat. Yani istikamet kadar büyük bir nimet, iman kastetmiyorum. Meslek, davranış itibariyle. İstikamet kadar büyük nimet bilmiyorum. Karı koca münasebetlerinde, ticaret işlerinde, iş yerinde, cemaat içinde İstikamet deyip öleceğim ben. Ya ifrat ya tefrit. Allah peygambere diyor. Festakim kema ömürte. Emrolunduğun gibi ol. Emrolunduğun gibi ol. Şehbettin suretini unut. Hud sureti beni ihtarlattı diyor. Peygamber diyor bu hadisi. Bu ayet için söylüyor. Niye? Bana diyor ki diyor Allah. Festakim kema ömürte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani istikametli sadakatta, istikametli ihlas var.
takva var, içtinab-ı kebair var, hizmet var, maddi fedakarlık var. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ım ilmimi artır yok. Fatiha'yı kastettim. Fatiha'da Allah'ım ilmimi artır, Allah'ım servetimi artır, Allah'ım hizmetimi artır, Allah'ım sebabımı artır, Allah'ım bunu artır, bana kuvvet ver, ömür ver, bilmem ne yap demiyor. İhtina sırat-ı müstakim. İyi. Hem de kullandığı harf rahatlama harfi. Bütün işten değil. Rahatlama harfi. Bir ara kafayı takmıştım. Anne babanıza söylettirmeyin. Mesela veya semaya çıkan boğazı sıkılan kafir anlatırken kafir şuna benzer diyor. Semaya çıkıp da boğazı sıkılan adama benzer. Derken boğazı anlatırken boğaz harfi kullanıyor. Konuyu dağıtmayayım. Yani ihdina sıratal müstakim. Orada hizmet orada. İstikametli sadakat. İstikamet. İstikamette Aziz Sıdık kardeşlerim, Aziz Sıdık kardeşlerim, Aziz Sıdık kardeşlerim, Aziz Sıdık kardeşlerim. Aziz ihlastır, Sıdık sadakattır. İhlas sadakat, ihlas sadakat, ihlas sadakat. Risale-i Laikası'nda Aziz Sıdık. Aziz ihlastır, Sıdık sadakattır. Yani mesela habelerden uzak dur. Onun için bende şef var, uzak duruyorum. Mesela heyecan var, canlılık var, moralim bozuk değil, işimi yapıyorum. Misal, hani sadakat vardı? Ehli dünya gibi yaşıyorsun, kusura bakma, sizi kastetmiyorum ama Firavun gibi yaşa, Ebu Cehil gibi yaşa, Ebu Bekir Sıddık gibi makam iste. Hem itaat etme, hem iddia et. Yalan söylüyorsun. Çok iyiyse sen uy. Tamam mı? Çok önemli bak. Bir daha söylüyorum. Asıl mücedid cemaat hangisidir? Hangisi istikametliyse? İstikamet demek ifrat tefritten azade haddi istikamet. Abi istikamet dikkati gerektiriyor. Siz diyordunuz ya Risale-i Nur'u anlamanın en önemli şekli, yöntemi azami dikkat. Şeydir, kızların diyor nazininlerin nasıldı? Nazininleri mehirleri. Mehir yok. Nazininlerin şeyleri bedeli mi ne bir şey diyor? Mehirleridir diyor. Mehir. Nazininlerin mehirleri dikkattir. Yok hayır hayır. Nazininlerin nazin kızlar yani hanım evet. Kızların nazlanan mı diyor da. Ha nazlanan nazininlerin mehirleri neyse Risale-i Nur'un manasını anlamanın da bedeli, fiyatı ödeyecek peşin nedir? Dikkat. Dikkat. Dikkat latifen aktif edeceksin. Dikkat. Abi bu farkındalığı sağlıyor. Bir de üstad diyor ki ben dahi söylesem mihenge vurmadan almayın. Mihenge vurmadan almayın. Bu da istikamete itiyor. Kesinlikle. Üstad diyor ki öyle diyor. Ben dahi söylesem mihenge vurmadan almayız. Demir ve bakır çıktı. Arkasına gıybette, üstüne de şeyi diyor, hakareti koyarak bana gönderiniz. Altın çıkarsa fidye alırız. Ne acayip bir şey ya. İstikamet ne? Hangi cemaat? Hangi cemaatte istikamet varsa, ifrat tefritten azade, aslın çıkış yoludur istikamet. Ama sadakatli istikamet. Sadakatli olacak. Risale'de ne yazıyor bakın. Mektup yazmayı bile bilmiyorduk. Yetmeyi mektup yazmayı öğretiyor. Mektup nasıl başlanır? Aziz Sıdık kardeşlerim. Veya Aziz, seninkisine geliyorum dikkate. Aziz Sıdık mundakik kardeşlerim. Dikkat ehli kardeşlerim diyor. Onu da çok kullanıyor. Dikkat. Fiyat. Bunu anlamanın bedeli Aziz, İhlas, Sıdık, Sadakat, mundakik, dikkat ehli. Teyin böyle dikkat. Dikkat dersimiz var bir saatlik. Askerler var ya, dikkat komutan geliyor. Tamam. Dikkat böyle. Uyanıklık. Bütün her şeyinle. Ya, istikamet bambaşka ya. Ne istiyor? İmandan sonra Allah'ım istikametten ayır. Allah'ım istikametten ayır. Allah, karı kocalarda da.
Yani ya ifrat ya tefrit. Yaşanmaz ki ya. Ya ifrat ya tefrit. Nasıl yaşanacaksın? Nerede bulacaksın? Bugün doğru dediğine yarın yanlış diyor ya. Onun doğrusu yanlışı, yani karı koca veya hizmette olanlar, yani onun havası ya. O andaki haleti neyse, doğru o. Peki yarın diyoruz ki dün böyle demiştin, o zaman öyleydi. Yani o zaman doğru senin haletin yani. Neresine tabi olacaksın? Acayip bir şey. Ya ifrat et. Mesela X bir zatı ziyaret etmiştim. Tamam. Hapishanede. Ona dedim ki kardeşim benden ufak. Bizim Rizim pazarda okudu biliyorum. Orada da görmüş yapmıştık. Kardeşim ilminde hiç şüphe yok. Maşallah hepimizi geçti. Depo gibi acayip var. Konuşmakta da sorun yok. Depo dolu. Ceyran da dolu. Söylüyorsun. Gırrrt boşaltabiliyorsun. Ezberin acayip. Ama doğru olabilmesi için, doğru olabilmesi için kim, kime, neyi, nerede, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup, siyah, sibak. Hadiste sucunun, gusunun, haddun muttalaun bir tane de var. Haddun, zahrun, battun, haddun muttalaun. Bunlar hepsi tabir bir yöntem. Ne zaman neyi söyleyeceğiz? Sonra söyleyeceğini şimdi desen. Doğru yanlışa hizmet eder. O ortama denmeyecek şeyi söylemek doğru yanlışa hizmet eder. Her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde demek doğru değildir, senin hakkın da değildir. Mesela bu dersi düğünde konuşmacıyım. Konuşsam olur mu? Cenazede konuşmacıyım. Yani benim biraz hayatım geçiyor. Düğünde konuşuyorum, cenazede konuşuyorum. Acayip bir şey. Aynı gün cami üst katta 6 düğün salonu. Bağcılar'da. Üstü cami, altı düğün salonu. Tuhaf. İkisine de bulunmak zorundayım. Davetliyim. Ne yapsın? Tevafuk etti. Abi ne yapayım diyor. Başka bir abinin oğlu evleniyor. Benim babam öldü diyor. Aynı camideler. Aşağı iniyorum. Cemaat hoş geldiniz. Hoş geldiniz güler yüzlü yukarı çıkınca o cemaat hoş geldiniz cenazeye üst katta yapabilir miyiz? Ya tamam neyi nerede konuşacaksın? Aşağıda atmosfer açık yukarıda hava kapalı. Merdiven inip çıkacağım o kadar. Allah. Aşağıya dedim ki siz dedim Kur'an'ı ve ilahi nam altındaki türküleri biraz uzatın. Uzat dedim, konuştuk, anlaştık. Ben yukarıda konuşma yapayım, buradan sonra konuşma yapayım. Burada ikinci sıradaydım, Kur'an'dan sonra ben konuşacaktım. İlahi benden sonra. Dedim ki ilahi girsin, sonra ben şey yaparım. Abi programı tamam ayarladınız da, Hasan Akar'ı nasıl ayarladınız? Hasan Akar'ı. Onu ayarını nasıl yaptınız abi? Biraz alışmış ya. Allah Allah. İstikamet. Risale-i Nur. Ne yapayım? Al benim elimden. Kof. Hiçbir şey yok elimde. Neyi, nerede, ne konuşacağım? Neyi, nerede, kime, neyi, nasıl, hangi uslupla konuşacağım? Bunun adı nedir? Ona söyledim. İlmi siyaset. Dedi ki, hoca kardeşim dedi o. İlmi siyaset. Kim, kime, neyi, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup, siyak ve sibak. Ya bu ilim, yani depoda doldurmak önemli değil ki. Tek gibi durup boşaltıyorsun. Ondan sonra ya bunu nereden elde edeceğiz dedi ya. Bu dediğin şeyi. Dedim ki diş dünyanı tanzim etmek istiyorsan davranışını yap yapma. Deme. Git gitme. Kastamonu okuyacaksın. Bakıyor böyle. İş dünyanı hissiyatını kontrol etmek. Yani burada böyle şey yapma. Burada dur. Fren tut burada. Fren. Şöyle yap böyle yap. Haletini. Emirdağ'ını okuyacaksın. Hastayım, insanda merak var. Merak hastası, geniş daire, sikke-i tasdik gaybiye, haber bültenini oradan oku.
kale Musa, kale Firavun, kale Musa dedi, Firavun dedi. İdealist adam olmak istiyorsan böyle, hani o tipler de var. Tarihçe okuyacağız. Musa dedi, Firavun dedi, Musa dedi, Firavun. Kur'an'da da var ya, Musa dedi, Firavun dedi, Musa dedi, Firavun dedi. Tak tak. Ya değil bir şey ya. Çok acayip bir şey. Barla'yı da demiştiniz abi. Barla şey. O bu mücadele, cihatçı adam dedim tarihçe. İdealist bir ruhun malzemesi Barla'dır. İdealist bir ruhu inşa etmek için ve inşa ve hiya etmek için. Ha, idealist bir ruhun dimağını inşa etmek için tarihçe inşaattan, idealist bir ruhun kalbini ihya etmek için Barla. Barla, içsel alemi yapılandırmaya bak ya, nerede bulacaksın? O Hafız Alavi diyor ki, ben diyor seyahatta diyor, sanki öteki yeni mahalleye geçmiş, bir Zeytinburnu'na geçiyor şimdi. Geçerken diyor, saray çok büyüktü diyor, başım döndü diyor, ya bunun ufak sarayı yok mu dedim diyor. Ya alemleri dolaşıyor, sanki mahalle dolaşıyor gibi bize anlatıyor. Ya kızdayım ya, bu adamlar elhamdülillah. Bana diyecekler ki haşirde, bunu söyleyip devam edeceğim. Ne ile geldi? Ya Rabbi, ben oraya malzeme getirmeye gelmedim, gitmedim dünyaya. Allah'ım. Ben oraya senin sevginle, senin sevginden başka hiçbir şeyim yok. Hızır abi bana derdi ki, kıldığım namaz bile benim cehenneme gitmeme bile vesile olabilir dedi. Bu ne biçim namaz dedi, suratına çarparlar dedi. Var rivayette sana. Ama bir şeyimiz var, Allah'ı seviyoruz. Nereden biliyoruz? Düşmanlarına düşmanız. Peki, keyif veriyor bana ya. Diyor ki, şahsı manevi Ali Beyti mümessil olarak hizmet-i Kur'an'ın başına geçmiş ustadımız, Ustad Bediüzzaman'ın azami ihlası, azami sadakat ve azami fedakarlığı manasının ihtiva ettiği gösteren, işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir. Niçin? Ta ki Hizmet-i Nuri'de bulunacak Kur'an şakirtleri kıyamete kadar bu dusturlar muvaciyesinde hareket etsinler. Çünkü cemaati bir yapan dusturlardır. Bir yerde sıkıntı varsa layık hakimiyeti yoktur. Şahıs hakimiyeti vardır diye adınız gibi bilin. Şahıs hakimiyeti varsa orada kavga gürültü eksik olmaz. Orada hak hakimiyeti olacak. Peki nurculukta ne var? Liderlik yoktur, müdebbirlik vardır. Orada kader ilahi, sevki ilahiyle bazılarını Allah maziden taşımış ileriye. O ancak mümessili olur. Ustad diyor ki, bir kardeşe mümessili olur. O da laikaları öne vermeli. Laikaların olmadığı bir yerde, bir his harekette kişi vardır. Çünkü başka izahı yoktur. Dusturlar yoksa icraatta adam vardır. Baki hakikatlarda fani şahısların üzerine bina edilmez. Fani şahıslar üzerine bina edilirse o fani şahıs gitti mi binada gitti. Abi kişilerin olduğu yerde yine sizden ben işitmiştim sanırım bunu. Dışarıdan müdahale de mümkün. Çok mümkün. Çünkü benim ben cemaatin lideriysem ve hakikaten layıkalar değil ben yönetiyorsam benim zaafım yok mu hiç? Ben de cemaate anlatmadım. Layıkalara uyun. Beni bile sorgulayın. İşinize söylüyorum, yanlış bir şey yaptığım zaman, bugün de sesli yayın yaptım, o Osmanlı şeyini, baktım, şimdi Hasan Akar, Risale'ne perde mi oluyor, vesile mi oluyor? Şöyle yap, Allah için dediğimi yap ve beni de ahirete vesil etme. Şöyle sor, Hasan Akar veya Nur dersini tanıdım, ben de Risale'ne şefkim arttı, muhabbetim arttı, gayretim arttı. Ülfetim kırıldı. Laikalara ilk defa ilgimi çekti. Yani Risale-i Nur'a sana yenilik getirmişse, bu sana perde değil, vesiledir. Yok, okumanı azaltmış, perdelemiş, kafan karışmış. Yani Risale-i Nur'a tanıdıktan sonra Risale-i Nur'dan biraz uzaklaştığım gibi geliyor bana. Allah rızası için ne olur terk et beni. Peki ne yapacaksın? Seni kim inşa ediyorsa oraya git. Gelme kardeş. Gelme diyorum adam geliyor. Gelme.
Niye gelme diyorum? Ya ben senin fıtratına uygun değilim. Herkesin meşrebi bir farklı. Peki, kendine sor. Ben bu adamı tanıdıktan sonra lisanla şefkin mi arttı? Ya şefkin mi azaldı? O kadar. O kadar basit. Demek o zaman perde değil, vesile olmuş veya perde olmuş. Ta ki Hizmet-i Nuriye'de bulunacak Kur'an şakirtleri kıyamete kadar bu dusturlar muvacesinden hareket etsinler. Muvaffakiyetin ve rıza ilahiyenin nailiyetin ancak bu suretle mümkün olacağına katı kanaatimiz gelsin. Ben buraları baştakileri okuduğumuz için sonlara biraz okuyayım, hiç okumadığımız yerleri. O kadar var ki ya. Ben bunlardan şöyle diyeyim. Ben Bala 269'dan okuyorum. Ben Kur'an hakimin sırf bir hizmetkarıyım. O mukaddes dükkanın bir dellalıyım. Şahsi dükkanımdaki perişan emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım. Ve çıkarmak istemiyor. Balık. Nasıl tevafuk etmiş? Bir daha. Ben Kur'an hakimin sırf bir hizmetkarıyım. O mukaddes dükkanın bir dellalıyım. Şahsi dükkanımdaki perişan emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım. Ve çıkarmak istemiyor. Abi burayı buldunuz mu? Bu kadar şey bulamazsınız herhalde. Şimdi bulamadık. Vallahi nereye okudum? Okudurken böyle Kur'an dellalıyım deyince gözüm hemen arkaya gitti. Ulan barlağıymış. Vallahi aramadım. Billahi aramadım. Peki. Devam ediyor. İşte Hazreti Bediüzzaman böyle derse onun talebesinin ifade değişikliği yapmaya nispeten en aşırı bir tasarruf sayılacak olan dusturlardan değiştirmeye kalkışmanın ne kadar garip olacağı şikardır. Üstad diyor ki ben diyor Kur'an'ın bir dellalıyım. Şahsi dükkanımdaki perişan emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım, anlatmayacağım. Bu böyle diyorsa Hasan yapabilir mi? Peki, malumatlarımı çıkarmayacağım diyor. Öyle diyor. Burada malumat diyor. Diyor ki, Kur'an-ı Hakim'in bir hizmetkarıyım. Mukaddes dükkan bir delalıyım. Şahsi dükkanda perişan, emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım. Çıkarmak istemiyorum. Devamında var o malumatlar. Satışa kendi bilgi. Peki nasıl anlayacağız bir insanın ders yaparken yaptığı izahı, şerh ve izah, şerh 56'da Kastamonu'da şerh ve izah vazifeniz devam ederdi. Malumatlarını çıkarma diyor. Ama şerh ve izah var. Nedir? Şu arkadaşlar. Zübeyir abi de naklediyor. Çünkü Üstad abi bize anlatırdı. Derdi ki bir yer okuduğu zaman ki konferansta da var sonunda. Üstad oranın izahı geldiği zaman izah edilmesi gerekiyorsa ya gider lemalarını okuyoruz. Mektubatı alırmış. Onun izahı buradaymış. Sözleri alırmış. Şuaları alırmış. Kitabı kitapla izah edermiş. Birinci yol budur. İkinci bir yol. Yani külliyata çok aşına. Fena fiil risale olmuş. Aklı, fikri, kalbi buna yoğrulmuş. Bu diyor o metni açmayıp kendine de güveniyorsa, ihtisası da olmuşsa, o hatırladığı yeri açmaz, bir mana nakleder. Bir mana. Çünkü bir mana hadis ve bir mana ayet nakletmek caiz. Aynı metni olmasa. Yani şöyle, Allah bu manada Kur'an'da şöyle buyuruyor, bir mana. Yani metnin aynen harfi harfine, virgül virgüne değil, yapamayacaksan o cümleyi, bil mana diyeceksin. Hadisi bil mana caizdir. Usuldendir zaten. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasında kullanmış. Mesela haşir meselesinde
5-6 tane veya 500 tane ayetin bir mana hulasasını bir ayet vermiş usta. Bu ikinci dediğinizde Zübeyir abi demiş değil mi abi? Olabilir bu şekilde dedi. Zübeyir abi demiş. Tamam. Usta hepsinin biri de Zübeyir abi şey ustad diyor. Yani Zübeyir abi ustattan naklediyor gibi. Sır katip ya. Konferansın sonunda var ya. Orada da risale şöyle geçiyor. Bir yer diyor muğlak ise açılması gerekiyorsa başka bir eserle onu izah ederdi. Var. Bu konferansı da biliyorsun Zübeyir abi. Bu konferans şey Zübeyir abi ama ustadın tavsiyesine girmiş. Ama iki tane kaseti vardı bizde. Onu internetlere verdim. Şu anda kıyamet kopmuyor. Her tarafa yayılmış. Her tarafta var. Zübeyir abinin sesinden iki tane ders var. Konferansta bir yer izah edilmesi gerekiyorsa başka bir kitap getirip onunla izah eder diyen zat iki tane dersi var. Öyle mi yapmış? Nasıl yapmış? Mesela nedir o? Bir tanesi Vesvese, bir tanesi de Uhuvvet. Uhuvvet Risalesi yapmış. İki tane. Rüştü abinin arşivinden onu çalmıştım ki kaseti çıkarmak istemiyordu. Galiba haberi yok. Çalmıştım, resmen çalmıştım. Ondan sonra kendime bir fotokopisini çekmiştim. O zaman teyp kasetleri var. CD mi diyor. Bir yerde çoğalttırdım, almıştım. İşte abim ya sonra dedim ki abi böyle bir şey yaptım. Peki dedi, iyi hadi. Ondan sonra yaydım. İkinci bir yöntem var. O kullanıyor. Diyor ki külliyata hakim, ehli, fenafil risale olmuş. Aklı, kalbi bu. O paragrafı getirip açmaz. Hakimse bil mana getirir o paragrafı aynen bu şekilde diye Risale'nin bil mana nakledebilir. Tamam. Abi size, yani ben biraz bölmek de istemiyorum ama son zamanlarda bu çünkü çok konuşuluyor da dediğiniz gibi, sizin de rahatsızlığını yaşadığınız gibi. Çok Hasan abi diyorlar ki, yani bu Hasan Akar değil mi abi? Yani videoların altındaki yorumlarda da ben bunları okuyorum. Evet, ben onaylıyorum ya, yayınlasın. Evet, sonradan helallik istiyorlar falan, yani bunları da görüyoruz. Yani, üçüncüyü söyleyeceğim. Yani olmayan bir şeyi söylüyormuş gibi. Fakat bil mana dediğiniz zaman abi, yani bir kelimeyi, yani veya bir bölümü her okuyuşumuzda biz farklı bir mana biz kendimiz algılıyoruz. Yani bu var olan bir şey. İç içe giydirilmiş bütün manalar Hasan abi. Evet. Bunu anlatmakla, izah etmekle de bitmiyor ki. Yani bunu Risale-i Nur'dan konuşmuyor demek mümkün değil abi. Şimdi üçüncü bir yöntem muhakematta geçiyor. Muhakematta geçiyor. Şimdi muhakematta geçmeden ilmi usulü dinden bir kayda söyleyeyim. Diyor ki, Peygamber Aleyhisselam'ın şeyi var hadisinde diyor ki, bana Kur'an kadar Kur'an verilmiş ama vermeye mezun değil. Tamam. Şimdi Kur'an'ın anlattığı var metinde. Kur'an'ın anlattığının içerisinde anlatmak istediği Kur'an'dan fazladır. Bu mana mertebesidir. Sucunun, gusun, haddun, mahattun, mahattun, zahrun, mutallaun, bu yani. Yani mana mertebesi nihayetsizdir. Ama ifadesi tektir. Mesela İhdina sıratan müstakim manası bellidir. Nedir? Lugatı bellidir. Tamam, meali bellidir. Manası da bellidir. Ama merati bir mana evveluhu ahiruzu o nihayetsizdir. Onun için Kur'an'ın metinde var olan manadan daha fazla gözükmeyip mananın içerisindeki mertebelerdir. Neye benziyor? Odun. Harf gibi düşün odun. İçinde duman var bir mertebe. Odunda nur var bir mertebe mana. Odunun en büyük düşman ateş içinde. Odunda latifelik var. En mesela mekansızlık var. Utroviyal dalgaları var. Renk var vesaire. Hepsi odunda. Bak odunda. Zahirde odun. Ama birisi çekti odunu izah ediyor. Burada nur var diyor. Yalan demiyor. Doğru söylüyor. Ya nereden izah ediyorsun kardeşim bak. Odun işte odun de geç git. Ha. Muhakematta kaydeyi söylüyorum şimdi bu izah yaptıktan sonra. Muhakematta diyor ki sahte mana ile malumatla doğru mana. Diyor ki şöyle misal veriyor. Bir hazinede diyor sahte bir para bulunsa hazineyi hepsini sahte yapmaz.
bir hazinede sahte bir para bulunsa o sahtedir. Orada bulundu diye hepsini sahte yapmaz. Veya diyor bir bahçede çürük elma varsa bahçenin hepsi çürüktür denmez diyor. Aynı bunun gibi bir tefsirde diyor. Tamam, Kur'an'ı tefsir ederken, hadisi tefsir ederken, tabii ki Risale'ni tefsir ederken, tefsir, şer ve izah ederken. Anlattığın şer ve izah ve malumatın, tamam mı? Sor, soracak. Bu malumat mıdır, Risale'nin şer ve izah mıdır? Şunu soracaksın. O anlattığın mevzu, izah, külliyatın neresinde mana olarak bulunuyor? Eğer ben buranın mana bir mertebesiyim diyorsa malumat değildir, şer ve izahdır. Söylediğim, yani ben onu izah ederken mesela diyeyim şöyle. Allah öyle büyük Allah ki öyle azametlidir ki, güya anlatıyorum. Vaşşamsu tecrili mustakarina 21. pencereyi anlatıyorum. Güneş dünyamızdan 400 bin defa büyük. Saniyede 1.300.000 helyum hidroje dönüştürülerek ortaya çıkan bir enerji kütlesidir, tamam mı? Nükleer bir kütle. Şöyle büyüktür, böyle büyüktür, tamam mı? Peki bu nedir? Şer midir? Malumat. Sorun Risale-i Nur'a, böyle bir şey var mı içinde? Yok. Yani izaha soracaksın, sen Risale-i Nur'un neresinden çıkıyorsun? Bizim enfusi dersler var haritada. Bir tanesi çıksın, şu söylediğin cümle, kelime Risale-i Nur'da yoktur. Değil mi ana bütünlük? Bir tane kelime söyleyeceksin bana. Çünkü külliyatta yürüyemezsin. Şey, o haritada yürüyemezsin bir kelime bile. Çünkü Risale-i Nur'un dışında yok öyle bir mana mertebesi. Demek ki bir, ya metni aynen vereceksin veya hakimse bir mana vereceksin veya içinde bir mana mertebesi bana ait ama diyeceksin. Bir manası da Allah-u Alem bu olsa gerek. Peki sana bunu nereden çıkarttın deyince şu anları gösterebilmeliyiz. Bak buradan çıkarttım. Eğer adres verebiliyorsan malumat değildir. Şerhtir. Peki neşir yapacaksan diyor. Kastamonu 54'te söylüyor. 56'da mı? 54'te. Diyor ki mesela haşre dair diyor. Şer ve izah yapacaksın. Topla diyor. Mektubattan, lemalardan, sözlerden, Asay-ı Musa'dan, şuradan, buradan topla diyor. Tamam mı? Topla. Bunları bir araya getirdin mi? Mükemmel bir şerh ve izahattır. Onun örneği var mı külliyatta? Asay-ı Musa şerh ve izahattır. Ustad yapmış toplama. Asay-ı Musa diye mustaki bir kitap yoktur. Var. Ustad toplama yapmış. Bakın içerisine. Sözlerden, mektubattan, şualardan, şundan bundan almış. Toplama bir kitap. Bir de şer ve izah arasındaki farkı söyleyebilir misiniz abi? Mesela söylediğim şey mi? Şer ve izah dediniz ya. Farkı nedir yani? Mesela izahı Risale-i Nur'la yapmak. Yani paragrafları toplamak. Mesela diyelim ki sadakata ait paragrafları bir araya toplamak. Bu izahdır. Şerh ise içindeki mana mertebesinden bir mertebesi ortaya koymak ama bu çıkarttığın şer malumat mıdır yoksa izah mıdır? Sorulduğu zaman o malumata kaynak gösterebiliyorsan mesela deseler ki ya kardeşim o adam iyi adam değil ya yapma. Kardeşim o adam kötü sıfatı da var ama iyi sıfatı da var ya. Niye hemen çöpe atıyorsunuz? Nerede geçiyor kardeşim Risale-i'nde? Bana deseler hemen mahkemette diyeceğim ki mahkematta diyor ki bir bahçede çürük elma bulunursa o bahçe komple çürük denmez. Bak söylediğim izahın şerin külliyat yerini söyledim. Yani bir manası yani böyle demiyor. Ama bak ruh kabul ediyor bunu. Orası bunu kabul ediyor. Abi şu bölümü bir okuyabilir miyim? Sizin dedinizler. Yani biraz şey şu dar bölümünü okuyayım. Risale-i Nur'un tekmil ve izahı ve haşiyelerle beyanı... Kaç? 54 mi 56 mı Kastamonu? 56 abi. 56. Tekmil ve izahı, haşiyelerle beyanı... Tekmil ve izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş tahmin ediyorum. Size yani bu böyle yap yani. Evet. Sen al kapat da bunu. Bana tevdi edilmiş ne geliyorsa yapayım. Yok öyle.
size tevdi edilmiş, vazife verilmiş. Lemalardan, mektubattan, şundan, şualardan, Asay Musa'dan topla. Aksini de yapamazsın manasında söylüyor sanırım. Altında söylüyor, nasıl yapacağını söylüyor. Bir emir diyor ki, bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri kaydetmek için teşebbüs ettim ise de çalıştıramadım. Evet. Demek ki yani dışarıdan bir şey de katamıyorsun abi. Zaten olmuyor. Mesela şöyle düşün. Vesvese Risalesini biz ders yaptık. Vesvese başka bir yerde izahı yok ki. Mesela zan ders yaptık. Belki de 13 tane vardır ders. Vardı abi şey Afyon'dakiler falan da. Evet. Mesela külliyatta ne yaptık? Bütün zan geçen yerleri ders yaptık. Bu başka kitaplarda zaten şey okuyor. Mesela şöyle diyelim. Ene meselesi. Adem meselesi. Yok ki. Diyeceksin ki şu cümleyi şuradan aldım. Tamam. Üstad abi Risale-i Nur'un bütününe mihaz diyor zaten abi. Yani aynen evet. Dediğiniz gibi. Ha şu. Bizim şu. Hem ileri gidecek benim yaptım. O konuşulan cümlenin içerisindeki bir mana mertebesini çıkartıyoruz cımbızda. Tamam. Mana mertebesini çıkartıyoruz. Peki bu çıkartma hakkın var mı? Sorulunca sözler 37'de diyor ki mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen şerh ve izah edebilirsin diyor. Mühimlerin oraya 37 açar mısın? İstihraç. Ha istiyor. Ha. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen istihraç edebilirsin. Ha burada. Sözler var. 37 olması gerekiyor. 37. sayfa. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen istihraç edebilirsin. 38 de olabilir mi Kayseri plaka? 25 de olabilir. 25 de olabilir arkadaşlar. Olabilir mi? Olmaz. 8. sözde 37 olabilir mi? Diyor ki şu hikaye şu hikaye temsili olan hakikatleri eğer fehm ettin ise hakikat-ı dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerin sen kendin istihraç et. Sefer kaç abi? 37. Barla'da da şöyle geçiyor. Neyse tamam konumuz o değil. Neydi? Güzel hemen hatırıma gelmişti. Nakille meşgul değiliz. Diyor ki mesela aynı kanun. Usta da bir şey soru soruyor da Refet abi. Diyor ki hadiste ayetlerde nasıl geçiyor diyor. Usta diyor ki nakillerle meşgul değiliz. İstihrac-ı esrarla meşgulüz. Usta. İstihrac-ı esrar. Yani nakiller yapmıyoruz diğer kitaplardan. Ama hadis ve ayetlerden istihrac ediyoruz. Ha ustadın yetkisi o. Bizim de yetkimiz Risale-i Nur'un içerisinde istihrac-ı mana yapıyor. Çünkü zaten bu yetkiyi bana verdi 37'de. Mühimlerini ben söyleyeceğim diyor. İncelerini sen istihraç edebilirsin diyor. Sen nereden çıkartıyorsun diyemezsin bana. Bak burada bana bu şey yetkiyi verdi. Ama bütünsel bakmak lazım. Yani biri manayı çekip de. Yok, bir çekmeyeceksin. Yapamaz yani. Birini çek manayı. Yok. Korkunum. Mesela mana vertirsin ama işte önemli olan o istihraç ettiğine soruyu soracaksın. Sen nerenin malısın diye hemen elini bir yere götürebiliyorsan o malumat değil. İstihraçtır. Yok. Fenden, kimyadan, tarihin derinliklerinden, sahabelerden bu malumattır. Bu yasak. İş cicığında çıkar. İşte Bediüzzaman Hazretleri böyle derse onun talebesinin yani böyle derse ben diyor perişan, emniyetli şeyleri satışa çıkarmayacağım diyor. Bu böyle derse Ahmet Mehmet'e ne kalır? Risale-i Nur Risale-i Nur'da nazara verilen teslimiyet, sadakat ve Risale-i Nur'a kanaat etmenin bir hakikati bu da budur. Bu meselenin bir ince ciheti şudur ki İlham-ı ilahi kainatı yaratan Halik'in yarattıklarını her cihette ihata eden ilmindeki
ilminden geldiği cihetiyle mucizevi maneviye sırrına taşır. Yani Allah'tan başka hiç kimsenin kelamı hakaiki kainata ve esrar-ı ilahiyeye ve ihtiyacat ve ahval-i beşeriyeye ve terakkiyatına tam mutabık külli manaları tazamun edemez, kimin beşeri sözleri edemez ve etmesi de muhaldır. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Tamam, burada birkaç kişi isabet etti. İki kibarlıkla ses yapmıyor. Herkese benim izahım mutabık gelmiyor ki. Onun için diyorum ki, kardeşim bu derse gelmek zorunda değilsiniz. Benim ders uslubuma, yöntemime. Kendinizi zorlamayın. Bir sürü nur cemaati var. Binlerce yer var ders yapma. Gidin oralara gidin. Gelme. Hani herkese mutabık değil. Çünkü insanız biz. Beşeriz. Ama Risale-i Nur'da okunduğu zaman veya böyle şerh-i izah yapıldığı zaman paragrafları herkes isabet ediyor. Çünkü ilham ilahidir. Bu sır içindir ki Kur'an namına manen vazifeli olan müceddidlerin eserleri ekseriyetle ilmi ledünden ve ilhamdan hissedardır. İlmi beşeri edebi sahada parlak ve zahiren şaşalı cümleler ortaya koyabilir. Fakat bu kelime ve cümleleri Kur'an'da kelimat-ı Rabbani, mesela Kur'an 18. surenin 109. ayetinde öyle geçiyor. Kelimat-ı Rabbani tabiriyle bildirilen ve mezkür mana inceliğine de bakan külli ilhamların ve hali ve hilkat kelimelerinin yanında sönük kalır. Risale-i Nur'ların senelerce ve defalarca ve hayat boyu okuyunca okumasının bir hikmeti de bu sır olsa gerek. Yani Allah'ın ilhamı olduğunu. Çünkü okudukça okuyasın geliyor. Okudukça okuyasın geliyor. Beşeri kafadan çıksaydı olmuyor. Ben bir izah yaptım. İkinci izahımı aynı misali bıkıyorsunuz. Ama Risale'de geçen yeri aynı yeri defalarca okuyorsun. Zevk alıyorsun. Bu ilham olduğunu. Benimsi izahlarım ise beşeri olduğu çıkıyor. Bir örneğimi iki defa tekrar etsem neyse. Kibarlık için de üçüncüsünde sıkılırsın ya. Abi de bayağı bozuk plak gibi aynı şeyler söylüyor ya. Ha? Ondan sıkılmayasınız diye gerçi diyorum. Bu misal birkaç defa duydunuz ama bu makamda geldiği için başka hatırıma gelmiyor demektir. Tamam mı? Acizim. Şunu bir daha söylüyorum. Belki yeniler için yarar değil. Böyle bir güya önerme yapıyoruz anlatmadan önce. Bu ne acizliğimi gösteriyor. Ben yaptığım şeyi söylüyorum. Daha onun gibi bir misalim olsa onu söyleyecektim. Abi geçmeden şunu sorabilir miyim? Biraz kafama takıldı. Üstad vazifelendirilmiş. Bunu biz biliyoruz abi. Evet. Ve her peygamberin döneminde hani hep diyoruz ya bir sıkıntı, bir musibetin yaşandığı, bir zor, şeyliğin, aykırılığın yaşandığı dönemde o peygambere, o peygamber indirilmiş, kitap indirilmiş. Bütün bu kötülüklerin yaşandığı bir dönemde üstad asrın imamı olarak gelmiş diyoruz değil mi abi? Bu yetkilendirme ona verilen, yani buna istinaden verilen bir yetkilendirme midir acaba? Yani Kur'an'dan istihraç. İşte tabii işte. Bir ayette. Mesela mektubatta diyor ki rüyada görmüş. Onlar rüyası hakikat. Alimhaneye girdim diyor. Arda diyor gibi parçalar fırlatıyordu diyor. Bir meclis hali beni davet etti diyor. Orada şey yaptım diyor. Ey helaket ve felaket asın ilm adamı. Senin de bir reyin var diyor. Orada diyor Said Nursi, burada asın vekili. Farkında mısın? Orada Said Nursi, beşeri. Burada Said Nursi. Ha, yok. Ha, orada asrın vekili, burada Said Nursi. Allah razı olsun. Aferin. Orada Said Nursi, orada asrın vekili, her asrın diyor, vekilleri olduğu bir meclis halinde diyor. Her asrın vekili. Beni de çağırdılar diyor. Ey helaket ve felaket asrın adamı. Senin de bir reyin var. Bu diye soru soruyorlar. Ne diyor? Orada diyor asrın vekili, burada ise elbisesi Said Nursi.
Ha tabi herkesi denmez. Kanaat bu meselesi. Çünkü bu tür şeyler ayet, asari ayet yok. Mesela Allah peygamberimiz için diyor ki bana iman ediyorsanız, beni seviyorsanız sevdiğime ittiba edeceksiniz. Habibime ittiba etmeniz gösteriyor ki bana iman ettiğinizi, beni sevdiğinizi bir mana söylüyorum 11. lemada. Bak yer var değil mi bak? Aynı söyleyemedim, bir mana söyledim. Söylüyorum. Ha, o zaman peygamberimize ittiba etmek Allah'a ittiba etmektir. Çünkü Allah söylüyor. Tamam? Mesela Kur'an böyle diyorsa biz o da insandır diyemezsin. Allah diyor ki ona ittiba et. Risale-i Nur diyor ki benim diyor mutlak varislerim var. İttiba edin diyor. Şahıslar yok diyor Risale'ni dinleyeceğiz. Risale'ni dinleyeceğiz de yalan söylüyorsun. Çünkü Risale'ni dinlesen Risale diyor ki sana buna bu şunlar vekil yaptım diyor. Bak Risale-i Nur dinleyeceğiz diyor. Risale'ni söylüyor. Bu zatlar benim mutlak vekilimdir. Sen şimdi bunları reddedince buradaki emre muhalefet etmiyor musun? Ondan sonra Risale-i Nur diyorsun. Sahtekar. Kimi kandırıyorsun? He? Kimi kandırıyorsun? Risale-i Nur nazar vermek lazım. Tamam. Nesini? Söylediği beyanları. O diyor ki şunlar bunlar diyor. Benim Hüsnü Bayram, Abdullah Yiğin, şunlar şu Aytimur, ondan Mustafa Sungur. Dil uzatıyorsun. Abdullah Yiğin abi. Abdullah Yiğin abi. Ne dedim ben? Abdullah Yiğin abi var mı? Abdullah Yiğin abi var. 11 kişi var. Mesela Salih Özcan abi. Ankara'da Badullah abi demiş miydi abi? Yok Badullah abi yok. Ankara'da ya. Sait Özdemir abi. Ondan sonra şimdi mesela ustada şey diyorlar. Usta abiye diyorlar şey. Ustadın şoförü. Ulan bir defa girip ustadı böyle görmüş fırıncı abi ustadın talebesi oluyor. Senelerce arabada şoförlük yapmış. Şoförlük yapınca ne yapmış? Arabayı bırakmış. Ustad da dershaneye gitmiş oturmuş. Ama dershanedekiler ne yapmış? Ustadı dershanedeyken görmüşler. Şoför ne yapmış? Hem dershanede görmüş hem seyahat ederken görmüş. Peki derste beni kaç saat göreceksiniz? Doktorum sen kaç saat göreceksin? Bir saat. Peki ama benim şoförüm Emre beni en fazla o görüyor. Hem dershanede beraberiz hem de seyahatte beraberiz. Arabada daha fazla konuşuyoruz. En azından konuştuğum telefonlara şahit. Sırıma vakıf. Ben de yapayım abi ben de yapayım. Ya misal ya. Sen vakıflardan daha fazla duruyorsun benim yanımda. Evet, evet. Bazı hafta. Evet. Çünkü uzun yollara gidiyoruz. Misal için söylüyorum yani. Şimdi şoförmüş. Ne olmuş şoförü? Sahabede misal veriyorum. Sahabe ne demektir? Resulullah bir defa görmüş, iman etmiş. İman edip bir defa görürse. Peki, öyle sahabe var ki Resulullah'a bir defa görüyor, iman ediyor, dönüyor küfara, savaşıyor, geldiği yere şehit oluyor. Bunun bir namazı da yok. Yani orada gusul da almamış. Evet. Tamam. Bir namaz yok, bir orucu yok. Buna yetişilebiliyor mu? Niçin yetişilmiyor? Çünkü safa evveldir. Tesisi İslamiyet'te hissesi fazla. Benim bütün yaptığım hasene onlara gidiyor. Niçin? O sebep olduğu için. O fedakarlığından dolayı din bana gelmiş. Benim bütün amelim ona gidiyor. Ama benim bütün amelim ona gidiyor bir tamam ya. O benden 0.1 fazla amel yapsa gene yetişemiyor. Çünkü ne yaparsam ona gidiyor. Yani insan gölgesine yetişemediği gibi. Mesela şöyle düşün. Sana kim nurları tanıtmış biliyor musun? Diyelim. Kim tanıtmışsa sebap cihetiyle sen onu geçemezsin. Gölge bir yol oluyor. Yetişemiyor. Niçin biliyor musun? O da sadakati varsa. Senin yaptığın bütün hizmetin sebep olduğu için Eshab-ı Kehf'e ona gidiyor mu? Evet. Ha, senin bir tamamıya 0-1 ona gidiyor. Artık kendisinin bir daha ameli var. Bana sebep olan abi var şu anda yaşıyor. Bütün o amelim ona gidiyor. Benim. Bütün ne yaptımsa. Ondan sonra ona yetişebilir miyim? Yetişemem. Çünkü o artı bir şey de yapmış. Peki benim sebep olduğum, sebep olduğumda hepsi toplanıp bana geliyor. Benimse ona gidiyor, o da ona gidiyor, sahabeye gidiyor. O sahabe şimdi diyebilir misin? Resulullah'tan bir ders almadı. Gusul bile yapmadı. Namaz da kılmadı.
Sahabe bir kere iman etti orduda, kafir tarafındaydı. 19. mektuptan söylüyor. Bir yol bulmuş, gelmiş, yalıçkını kaldırmış, peygamberi öldürmeye gelmişti, iman etti, neyse uzun. Geri dönüyor, iman ettikten sonra geldiği yere kadar savaşıyor ve şehit oluyor. Bu sahabe midir değil mi? Peki yetişilebilir mi? Resulullah şoförlüğünü bile yapmamış. Şoförlüğünü yapmamış, ders almamış, gusül yapmamış, namaz kılmamış. Belki gusül yapmıştır, yapmayayım da. Ama öyle bir şey kayıt yok olmadı hiç. Yani gelmiş, dönmüş, şehit olmuş işte o. Yani tam, peki ustada şoförlük, misal, la kardeş, muvazen ediyor. Muvazen ediyor. Ders başında ne dedik? İstikamet diyor. Ustada iftira edenlerle boy boy videolar yapacaksın. Sonra aramıza girip nurculuktan dem vuracaksın. Sadakattan dem vuracaksın. Ben de inanacağım. Ona bu takkeme söyle. Alüminyumcu. Alüminyumcu mudur, bakırcı mıdır, demirci midir, toprakçı mıdır, tahtacı mıdır, bir sürü insanlar var. Ustadın aleyhinde, ustada iftira edenlerle, peygambere kibirli diyen İslamsız oğluyla video yapacaksın. Ondan sonra geleceksin nurcuların içinde sadakatla dem vuracaksın. Hasan da inanacak yani. Nurcular da akmak ya. Takkemi almat sen. Takkem seni dinler akşama. Ama ben takkesiz kalırım. Çünkü bırakacağım ya. Dusturların de, son paragrafımı okuyorum. Dusturların değişmezliği cihetindeki diğer emniyetli bir husus da şudur ki ibadet hakikati ilahi emir ve yasak ve tavsiyelere göre hareket etmekle tahakkuk eder. Bu emir ve tavsiyeleri de hakiki ehliyetli zatların Kur'an'dan alıp yazdıkları mütemet eserlerinden öğreniriz. Binaenaleyh Kur'an'dan mülhem risalelerdeki dusturlara beşeri tasarrufun girmesi halinde o dusturların Kur'an'dan gelme vasfı zedelenir ve hizmetin ibadet olma hakikati da zahir olur. Şimdi burada çok ilginç bir şey söyledi. Bak şimdi. Sözler, mektubat, lemalar, şualar, imani. İmani mevzularda şer ve izah caiz. Laikalarda yok. Hiç yok. Hiçbir şey yapamam. Aynen haklıcısınız. Dusturlar öyle ama o zaman böyleydi şimdi böyle. Yapamazsınız. Mesela şöyle diyeyim. Abim şeytan şüpheyi şüphe suretindeki vesveseyi lüme şeytanıya atar. Kalbe atar. Bu ne demek ya? Bu nasıl? Herkes farklı izah eder. Ve hepsi doğrudur. Çünkü kendi birinci kattan bakmış, üçüncü kattan bakmış, beşinci kat. Ama bu farklı mertebeli olur. Laikalarda olmaz. Laikalarda farklı anlayış olmaz. Mümkün değil. Abi her şeyin sureti, hakikati, mahiyeti var diyorsunuz ya. Evet. Ne enteresanlar ki laikaların sureti, hakikati, mahiyeti hepsi bir. Bir. Mesela şöyle diyeyim. Haberleri takip etmeyin diyor. Farklı anlaşılır mı? Sarih ifadeler tevil edilemez. Sarih ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Bizi ne bağlayacak? Mesela Kur'an bizi şiddetle siyasete men etmiş diyor. Bak, Kur'an bizi şiddetle siyasete men etmiş. Başka? Şuralardan söylüyorum. Şefkat bizi men etmiş diyor. Haberleri takip eden diyor. Aklını dağıtır manevi bir divanı olur, kalbini dağıtır manevi dinsiz olur. Çünkü rububiyet ilahi tenkit olur vesaire. Bunu öyle diyor ama öyle anlaşılmaz. İstina var. Öyle ama kardeşim laikalarda mana mertebesi yoktur. Kur'an'da misal vereyim. Ve hakkımı selavatü zeka. Namaz kılın zekatı verin. Öyle ama işte bir bakalım ne demektir bu. Sarih emirlerde içki haramdır. Sarih emirlerde içtihat yoktur. Zaten dinde öyle de ustad da söylüyor. Salih emirlerde içtihat yoktur. Mesela venher. Kul vallahu ehad Allahu semed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Yok.
İnna atenakel kefser fesellili rabbike vel inna şaneke huvel ebter. Yok orada değil. Benhar, kes. Kes ne? Hangi ayetteydi ya? İkinci Hasan abi. Kevser ikinci de. Kevser. İnna atenakel kefser fesellili rabbike vel inna şaneke. Benhar, fesellili rabbike benhar. Benhar. Şimdi, olsun gel buraya, olsun buradan. Şimdi kes. İmam Azam dedi ki, kurbandır dedi. Vacip. İmam-ı Şafii dedi ki, yani anlayışınızı, günaha karşı şeyinizi, Kur'an kesmeyi, Kur'an diyorum tabi, kurban kesmeyi sünnettir dedi. Tamam. Yani sarih değil. Direkt emir değil. Evet bu geldiği zaman Resulullah kesmiş. Ama dememiş bunun için kestim diye. Misal için söylüyorum. Ama bu farklı anlaşılmış. Eylem bu. Ama sari emirlerde ve hakkınız söyle ve atü zeka. Yani namazı kılın, ikame edin, zekatı verin. Bu direkt emir. Sari ifadelerde tevil olmaz. Ha, mana mertebesi kendisidir. Sarihtir. Dusturlarda, emirlerde mertebe yoktur. O neyse o. Bir ara şey demiştiniz abi, Risale-i Nur'da da nesih ve mensuh var demiştiniz. O nerelerde var? O şöyledir. Bir yer mana mertebesini icmal etmiş, remz etmiş, işaret etmiş. Sarahat yok. Tamam. Sarahat yok. Sarih değil yani. Sarih değil. Yani onu ortadan kaldıracak başka bir beyan yok. Mesela bir yerde icmal etmiş. Çok hususi remz, işaret. Bunlar mertebedir. Remz, işaret. Mesela farz, vacip, sünnet, mendup, mustahap. Mustahap mendup mu oldu? Mustahap mendup. Mustahap mendup. Böyle geliyor. Aynı onun gibi. Mesela vacibi ortadan kaldırır. Kim? Ya bir vacip ya veya üstü olan ayet. Usul bunlar yani. Mesela alimlerin ittifakı var. Hadis ayeti nesedemez diyor. Nasib-i Mensud'da var. Başka bir ayeti söylemiyorsa. Çünkü ayet. Şimdi Risale-i Nur'da bir yerde işaret etmiş, bir yerde işaret etmiş. Açık söylemiş. Açık söylediyse o ima ortada kalmaz. Onun için kalbinde fesat olanlar diyor, Kur'an'da söylüyor. Gider diyor ima, remiz, açık olmayan müteşabih ayetleri müracaat ederler diyor. Allah söylüyor. Bir mana söylüyorum. Kalbinde fesat olanlar, fısk ehli olanlar diyor, açık ayetler varken o ayetleri unutturup müteşabih ayetleri giderler diyor. Tamam. İyi niyetli olmayan kişiler de açık Risale'nin düsturu varken o kapıdan gitmez. Böyle denden dolayı anlaşılabilecek şeyden gidiyor. Hazreti İsa ile ilgili hani gelecek diyor açık bir yerde. Diğer mesela diyelim ki küfür manevidir diyor. Manevi öldürecek İsa Aleyhisselam. Tabii ki küfür manevidir ama öyle tutunacak bir şey değil ki. İsa Aleyhisselam gelecek diyor. Sarih bu. Hatta öyle şeyle diyor ki gelecek diyor. İkinci bir sarih söylüyor. Biz diyor kabirde olacağız diyor. Ve seyredeceğiz, Allah'a şükredeceğiz diyor. Adam diyor ki gelmeyecek. Şimdi buraya bak. Onun Mehdi ile ilgili diyor değil mi? Ha, misal he. Yani dolayısıyla Risale-i Nur'un laikalarında, sari ifadelerinde tevil yoktur, mertebe yoktur, ne diyorsa odur. İmani mevzularda öyle değil. Mesela diyor ki bu mana, Cenab-ı Hak diyor halis ve safi kalbi insana taayyüme teşahhus eder. Ne kadar mertebe var. Taayyum ve teşahhus. Bak görüyor musun? Ne kadar mertebe. Ama haberleri takip eden diyor. Manevi bir divan olur. Veya kalbini datırmadığın dinsi olur. Yapmayın. Başka. Kur'an bizi şiddetle men etmiş. Sarih değil mi? Bunun gibi mi? Onun için kardeşim usul bileceğiz. Usul nedir? Laikalara uyacağız. Laikasız istikamet yoktur. Olsaydı gelmezdi. Ha şöyle yapar elini. Orada bir şey okudu gidelim kardeş bir laik oku. Laikalar zannediyor ki kişilerinden kişilere özel hissiyatlarını
ustalarına arz ettikleri dersi, ustadın da kişiden kişiye, ustadın da şahıslara söylediği özelliğini, özel dersini söylemiş. Ama üzerine yazıyor lisan külliyatından. Peki ne dedi? Ustad o şahıs üzerinde herkesle konuşuyor. Niye? Kur'an'da da öyle. Yusuf Aleyhisselam kıssası yok mu? Ben Yusuf muyum? Ben ne yapacağım başkasının kitabını? Ben Meryem miyim? Hiçbir zaman Meryem olmayacağım. Çocuk da doğurmayacağım. Ben Meryem suresini niye okuyayım? Başkasının kitabını ne okuyayım? O simgedir, semboldür, rutiyeldir. Tamam mı? O Meryem üzerinde bize o sembol, o hayat üzerinde bize hayatımızı tanzim ediyor Kur'an. Musa, kısa-i Musa da ben Musa olmayacağım ama Musa hayatını hayatımıza uyguluyor. Ha, Hulusi'ye hitaptır, Hasan'a hitaptır. Hulusi'yi sileceksin, Hasan diyeceksin. Aynı kan. Refet abi hitap eden, madem bize hitap etmiyor, Refet abi hitap ettiyse külliyatta ne işi var? Onun üzerinde bize ders veriyor. Kur'an Yusuf üzerinde bize ders veriyor. Meryem üzerinde ders veriyor. Musa üzerinde bize ders veriyor. Şahısla alakası yoktur. Ritüeldir, semboldür, simgedir. Yoksa camide Ebu Bekir ne yapacağız biz ya? Ebu Bekir ne işi var orada? Camide. Mihrab'ın üstünde ne işi var? Ömer'in ne işi var? Ali'nin ne işi var? Hasan Hüseyin'in ne işi var? Söyleyeyim şaşıracaksınız. Allah yerine Rahman koysan, Rahim koysan, mihrabın sağında Allah yazar. Allah'ın bir ismini diyelim. Cemil'i ya Allah'a, Karib'i ya Allah'a, Latif'i ya. Bir Allah ismi. Olmaz. Allah ismi camidir. Bütün isimlerin cami. Zatı isimdir. Allah olur. Orada Rahman olmaz. Karşısında Muhammed. Oraya Muhammed'in yerine Ahmet, Mustafa, Beşir olsak, peygamberimizi Mustafa koysak. Olur mu? Olmaz. Muhammed insan ismi değil, ayrıca o sıfatı taşıdığı için insana denmiş. Nur-u Muhammed'i, kainatın çekirdeğidir. Yani ağacın çekirdeği Nur-u Muhammed'i. Beşeriyeti, peygamber olması, koca olması, baba olması, komutan olması, kul olması tarafı Ahmet'tir. Ahmet olduğu için 19. mektuba Risaleti Ahmediye, Mucizat Ahmediye, 19. söze Risalet Ahmediye diyor. Ha, peki Ebu Bekir nedir? İslam'ın simgesini şey yapıyor. İslam sacayağını söylüyor. Allah söyledi. Muhammed'i de söyledi. Ebu Bekir sadakatin simgesidir. Osman adaletin simgesidir. Ömer. Osman içsel yapı, içsel alemin, iç ve dış dünyayı, ahlakını düzeltmeyi, ahlaklanmayı, Allah'ın ahlak ile ahlaklanmayı, İç yapılanmayı da inşa etmeyi. Sonra ne? Ali, ilim. Sonra Hasan, fedakarlık. Bırakmış, saltanat bırakmış, fitne olmasın diye feragat etmiş. Hüseyin, cihadı. İslam bu sayacaklar üzerine durur demektir o mihraptaki. Onlar ritüeldir, semboldür, simgedir. Kur'an'daki Yusuf suresi, Musa suresi gibi. Risale'deki Refet gibi, Hulusi gibi. Hasan Feyzi gibi, Hüsrev gibi isimler üzerinde icra ediliyor. Ve bitiriyorum. Meseleyi uzatmamak için icmalen bazı hikmetlerini hatırlatmakla iktifa edildi. Çünkü aynı mesele hakkında buna benzer daha çok hikmetler vardır diye şey yapıyor. Mesela bu nedir? Risale-i Nur'da dusturları bir araya topladık. Rüştü abi rahmetli. Biz de çalışmıştık. Dusturları Risale'den topladık, paragraf bir araya getirdi. Fotokopi çeke çeke çok masraflı oluyordu. Bir matbaacı ile anlaşıldı, saman kağıdıyla. Böyle cilt yaptırdık, bu. Yani bütün külliyatın şey. Son cümleyi Rüştü abiniz yapmıştı yani. Merak eden varsa, bunun adı Esasat-ı Nuriye diye isim verilmiş. Yani toplama yani. Risale-i Nur'un dusturlarının cem edildiği bir şey yani. Toplama, külliyattan. Çünkü okuduğum yerleri toplasak uzun olur. Oradan oraya. Ama burada hazır ya. Mesela adam, sen toplarsın ama herkes toplayamaz. Onu mesela bir tanesi sordu. Bana abi bu nasıldır? Aç burayı. Bak fıstığı. Hemen oradan ders yap. Risale dersi. Paragraf bir saniye toplanmış. Efendim abi. Vahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassene var.